Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Çözeltilerde derişim diyoruz. Daha önceden karışım türlerini gördük. Madde ile karışımın farkını daha doğrusu maddenin alt başlıklarını gördük. Elementlerle bileşiklerin farkını gördük karışımlardan. Çözücü çözünen ilişkilerinden bahsettik. Şimdi de çözeltilerden yani homojen karışımlardaki derişim mevzularından bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi bir çözeltiyi oluşturan şeylerin çözünen ve çözücü olduğunu biliyoruz. Çözelti bu ikisinin toplamından oluşuyor zaten. Madde miktarı fazla olana biz çözücü, madde miktarının az olan kısmına da çözünen diyoruz. Ve derişimden bahsediyorsak eğer bunu konsantrasyon olarak da karşımıza çıkabilir. Burada çözünenin miktarı, çözünenin oranından bahsederken kullanacağız. Yani belli bir miktar çözeltimiz olacak elimizde ve bunun içerisinde yer alan çözünen miktarı bize onun derişimini verecek. Şimdi Buradaki miktar daha doğrusu buradaki derişim kütle ile alakalıysa miktarımız kütle ise kütlece yüzde gibi bir derişim kullanabiliriz. Yani şöyle düşünelim birim miktar çözü, çözelti dediğimiz için 100 gram çözü, çözeltide bulunan çözünen miktar atıyorum 20 gram tuz varsa elimizde yüzde 20'dir kütlece yüzdemiz diyeceğiz. Veyahut hacimce yüzdeden bahsediyorsak burada 100 mililitre sudaki daha doğrusu 100 mililitre alkol su karışımındaki alkol miktarı bize onun derişimini veriyordur. Aslında hacimce yüzde derişimini veriyordur. Veyahut çok çok küçük miktarlardan bahsediyorsak eğer, yani elimizde kocaman bir leğen dolusu su var ve içerisinde sadece birkaç miligramlık çinko iyon derişiminden bahsediyorsak işte burada ppm veya ppb gibi kavramlar çıkacak ve bunları biz derişim olarak kullanacağız. Yani miktarın çok küçük olduğu zamanlar bizim işimize bu birimler yarayacak. Ayrıca tabii ki bunlarla sınırlı değil. İlerleyen yıllarda molarite, normalite gibi farklı derişim türleri de karşımıza çıkacak. Onları da öğreniyor olacağız. Şu anda bir girizgah yapıyoruz derişimin ne olduğuna dair. Ve günlük hayatımızda da karşımıza sürekli derişimle ilgili bazı kavramlar çıkıyor olacak. Ve onların neler olduğundan da az sonra bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle seyreltik ve derişik kavramlarının üzerinde durmamız gerekiyor. Bir çözelti varsa elimizde bu çözeltinin seyreltik veya derişik olduğunu nasıl karar veririz? Daha doğrusu iki çözeltiyi karşılaştırırken seyreltik veya derişik kavramlarını nasıl kullanırız? Burada olayımız şu olacak. Düşük derişimli ise biz ona seyreltik, yüksek derişimli ise derişiktir diyeceğiz. Şunu yapamıyoruz. Dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Bu çözelti seyreltik midir, derişik midir? E kime göre seyreltik, kime göre derişik. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Karşılaştırma yapmamız lazım. Yani elimizden en az iki tane çözelti olacak ki ben diyeyim ki bu buna göre daha seyreltiktir veya bu buna göre daha derişiktir. Yani derişimi daha yüksektir veya derişimi daha azdır. Böyle bir yorum yapabileyim. Şimdi bunun karşılaştırmasını veya yorumunu yapacağımız zaman da şuna yönelmemiz gerekiyor. İşimizi en çok bu kolaylaştırır çözelti veyahut çözücü kütlelerinin birbirine eşitlediğimiz durumu düşüneceğiz. Ve buradaki çözünen miktarı kimde daha fazlaysa onun daha derişik, kimde daha azsa onun daha seyreltik olduğuna karar vereceğiz. Şimdi ilk karşımıza çıkan örnek tabii ki çok kolay. Hemen bize 100 gram su, 100 gram su, 100 gram su eşit miktarda çözücü vermiş. Dolayısıyla eşit miktarda çözücüden bahsediyorsak çözünen miktarı fazla olan derişiktir çözünen miktarı az olan seyreltiktir ve derişimlerini karşılaştır diyorsa biz hemen deriz ki 3 en derişik olduğuna göre en yüksek derişim ondadır. Ardından iki gelecektir. Ardından da tabii en küçük birdir diyeceğiz. Çünkü çözünen miktarları bu şekilde sıralanmış durumda. Ancak her zaman bize tabii ki böyle kolay basitçe işlem yapacağımız şeyler gelmez. Yani çözücü miktarları her zaman eşit verilmez. Ne yapar? Böyle farklı çözücü miktarları ve farklı çözünen miktarları verir. Bunlar arasındaki seyreltikliği, derişikliği karşılaştırmamızı ister. Şimdi burada ben direkt... O burada 70 gram tuz var yani çözünen miktarı çok fazla o yüzden en derişik budur diyemem. Neden? Çünkü derişim dediğimiz şey bir orandır. Orana bakmamız gerekiyor. Peki oranı en kolay nasıl sağlarım? Eğer ben burada eşit çözücü kullansaydım ne olurdu? Bununla ilgili yorum yapabilirim. Hemen işlemlerimizi kolayca yapacak olursak. Şimdi 200 gram su varmış. Burada 100 gram varmış. O zaman derim ki eğer bu da 200 gram olsaydı Tuzun miktarı ne olacaktı? Şimdi bunu iki katına çıkardığım için tuzun da miktarının iki katına çıkması gerekiyor. Oranın sabit olduğunu, derişim miktara bağlı bir değer olmadığını düşündüğümüz için, e, orandan bahsettiğimiz için. O zaman 70 gram tuz olması gerekiyordu. Eğer ki ben burada 200 gram su kullansaydım, 4 katına çıkarmış oldum. Buna göre 20'nin 4 katı yani 80 gram tuz olmalıydı gibi yorum yapmam gerekiyor. Yani şimdi ben bu şekilde genişletme işlemi yaptığım zaman e bu da 200, bu da 200, bu da 200 oldu. Yani çözücü miktarlarını birbirine eşitlediğim zaman artık çözünen miktarlar arasında yorum yapabilirim. Dolayısıyla x'in 80 ile en büyük olduğunu ardından y ve z'nin derişiminin ise birbirine eşit olduğunu böyle kolayca söyleyebilirim. Peki elimde bir çözelti varsa ben bunu daha seyreltik veyahut daha derişik hale nasıl getirebilirim? Hangi işlemler benim çözeltimi seyreltir? Hangi işlemler benim çözeltimi daha deriştirir diye yorum yapacak olursam. Şimdi eğer ben ortama çözünen maddeden eklersem tuzlusu varsa ve ben ortama tuz ekliyorsam ne olur? Demiştik ki derişim dediğim şey aslında çözünen miktarının çözücü veya çözelti miktarına oranıdır. Sen çözücü miktarını hiç değiştirmeden ortama daha fazla çözünen eklersen yani pay payda gibi düşünürsek bu çözünen madde miktarını biz pay kısmına çözücü madde miktarını paydaya yazacağız. Dolayısıyla payı artırırsak değer de artar. Dolayısıyla derişim değeri de tabii ki artacaktır ortama biz çözünen ekleyecek olursak. Peki çözücü eklersek yani tuzlu suyun üzerine su eklediğimizi düşünelim. E bu sefer pay hiç değişmedi paydayı artırdım. Dolayısıyla değer ne yaptı? Düştü. Yani bizim derişim değerimiz tabii ki azalmış oldu. Her zaman için ortama çözücü eklersen derişimi azaltırsın. Yani sen çözeltiyi bu şekilde deriştirmiş olursun. Bu şekilde seyreltmiş olursun. Çözücü buharlaştırma. Yani... Az önce yaptığımız şeyi bunun tam tersini yapıyoruz. Çözücü eklersek derişim azalıyordu, ortam seyreliyordu. Çözücüyü buharlaştırır, ortamdan uzaklaştırırsak bu sefer derişimin tabii ki artmasını bekliyoruz. Çünkü e, bu sefer pay ve payda ilişkisinden yine yürüyecek olursak pay sabit kaldı, paydayı azalttık. E, payda azalırsa değer artıyordu hemen matematikten şöyle bir hatırlayalım. Çözüneni çökertiyorsak, yani çözüneni eklediğimiz zaman, çözünenin miktarını artırdığımız zaman derişim arttığına göre çözünen çökeliyorsa yani miktarı azalıyorsa tabii ki derişimin de azalmasını bekliyoruz. Pay kısmını azalttığımız için. Peki miktar azaltma. Yani elimde 100 mililitre tuzlu su var. Ben bunun 50 mililitresini yere döktüm. Elimde sadece 50 mililitre tuzlu su kaldı. Bu sefer derişim değeri ne yaptı? Unutmuyoruz arkadaşlar. Derişim orandı. Dolayısıyla burada oranı ben değiştirmedim ki. Atıyorum 100 mililitre suyun içerisinde 40 gram tuz vardı. Ben döktüğüm zaman artık 50 mililitre suyun içerisinde 20 gram tuz kaldı. Yani ikisini de yarıya düşürdüm. Dolayısıyla derişim değeri miktar azaltarak veya artırarak değişmeyecektir. Sabit bir şekilde kalacaktır. Aynı derişimde ben bir miktar daha tuzlu su eklersem e gene derişim değişmeyecektir diyebiliriz. <laughs> Burada iyon derişimi birazcık işin içine girecek. Mevzuyu birazcık daha filli hale getirecek. E, derişimden kastımız sadece maddenin e, kütlesiyle alakalandırılmıyor. Mol sayısıyla da alakalandırabiliriz. Peki mol sayısıyla alakalandırırken iyonların daha doğrusu taneciklerin sayısı da burada tabii ki devreye girecek. Mesela bir suyun içerisinde ben sodyum klorür tuzunu çözüyorsam bunu bir önceki videomuzdan hatırlıyoruz ki sodyum ve klor iyonlarına ayrışıyordu. Yani ne artıya karşılık cl eksi iyonları ortaya çıkıyordu. Magnezyum flürürü MGF2 olması gerekiyor tabii ki bunun. Suyun içerisinde çözdüğümüz zaman tabii ki Mg artı 2 iyonlarına karşılık iki tane flor eksi iyon ortaya çıkıyordur. Mg 3 PO4 olursa tabii ki bunun 3 olması gerekiyor. E bu durumda ne olacak? 3 tane magnezyum artı 2 iyonuna karşılık 2 tane kök iyon olması benim için bir şey değiştirmiyor. Fosfat anyonu açığa çıkacaktır. Peki bir alkolü suyun içerisinde çözecek olursam yani bir molekül yapısını suyun içerisinde çözecek olursam buradaki tek fark şu. Burada sıvıydı. Burada yine CH3 OH oluyordu ve burayı ben suda yapıyordum. Yani sadece molekül olarak suda çözülmüş hale geliyordu. Dolayısıyla ben buraya baktığım zaman kaç tane tanecik oluştu suyun içerisinde? Her bir mol için iki mol oluştu. Yani iki tane diyebiliriz. Buraya baktığım zaman iki tane flor bir tane magnezyum var. Üç tane tanecik ortaya çıktı. Buraya bakıyorum üç artı ikiden beş tane tanecik açığa çıkıyor. Buraya bakıyorum bir tane tanecik var zaten. Herhangi bir şekilde iyonlaşma parçalanma söz konusu değil. Dolayısıyla derişime geldiğim zaman iyon derişiminden bahsediyorsam eşit mol sayıda ve eşit hacimde çözeltiler hazırladıysam atıyorum bunların hepsinden birer mol çözdüğümü ve bir litre çözelti hazırladığımı düşünecek olursam bunun derişimi ...en fazla olacaktır daha fazla tanecik verdiği için. Benden ne istiyor peki? Elektrik iletkenliklerini karşılaştırmamı istiyor. Şimdi kimin... ...tabii şunun 3 olduğunu, bunun 4 e, olduğunu belirtelim. Kimin en fazla olacak? Ortamda kimin daha fazla iyonu varsa, kimin daha fazla derişimi varsa... ...onun elektrik iletkenliği daha fazla olacak. Yani burada en büyük elektrik iletkenliği 3. çözeltimizdedir. Ardından ikinci çözeltimiz geliyor. Ardından bir Ardından da dördüncü çözeltimiz geliyor. Şunu unutmuyoruz hatta. 4D de elektrik iletkenliği yoktur arkadaşlar. Neden elektrik iletkenliği yok? Çünkü sadece iyonik çözeltilerde, iyonik katıların suda çözülmesiyle elektrik iletkenliği elde ediliyor. Molekül yapıları suyun içerisinde çözünselerde de elektrik iletkenliği getirmiyor. Çünkü yüklü tanecik değil. Elektrik iletkenliği olabilmesi için çözünen taneciklerin yüklü yani anyonlar ve katyonları oluşturmuş olması gerekiyor. Bu şekilde genel olarak özetleyebiliriz. Şimdi derişim türlerimizden ilki kütlece yüzde derişimdi. Formülümüz çok basit arkadaşlar. Hatta ben formülü kullanmayacağım hocam. Oran-orantı yapıp geçeceğim diyorsanız bu da bir yöntemdir. Ne yapıyoruz? Kütlece yüzdeyi bulurken dedik ki çözünen kütlesi ile çözelti kütlesi arasında oranı bize verir ve her 100 gram çözeltideki e, maddenin kütlesini bize verir. Dolayısıyla çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz dediğimiz zaman bunun yüzde kaçının çözünenden oluştuğunu bize ifade etmiş olacak. Bir sorularımızda isterseniz bu formülü kullanıp kafadan yapabilirsiniz, hızlıca geçebilirsiniz. İsterseniz oran orantı uygulayıp oradan da sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela bize demiş ki 24 gram tuz içeren 75 gram tuzlu su. Bu ifadeler çok önemli arkadaşlar. Çünkü bize ne diyor? Üst tarafa çözüneni yaz, alt tarafa çözelti yani toplam kütleyi yaz. Genellikle şöyle bir yamulma olabiliyor. Çöz, bize burada çözücü kütlesi veriyor. Biz kalkıyoruz paydaya çözücü yazıyoruz. Dolayısıyla sonucumuz yanlış çıkıyor. Bize ne diyor? Toplamda 24 gram tuz içeriyormuş. Bölü 75 gram tuzlu suyumuzun kütlesiymiş. Yani çözeltinin toplam kütlesi buymuş. O zaman ben yüzdeyi bulacağım zaman kütleci yüzdesini bulacakken ne yapacağım? Bunu yüzde çarpmam yeterli olacak. Hemen sadeleştirmelerden faydalanıp işlemi tamamlayalım. Burada 4 burada 3 kalır. 24 bölü 3 bize 8 değerini verir. Dolayısıyla 8 çarpı 4 de bize 32 değerini ulaştırır. Demek ki bu çözeltinin yüzde 32'si kütlece yüzde 32'si tuzdan oluşuyormuş. Veya başka türlü nasıl yapabiliriz? Hani oran orantıdan gideceğiz. Diyeceğiz ki 75 gramlık çözeltinin 24 gramı tuzdan oluşuyorsa yüzde kaçı tuzdan oluşurdur diyeceğiz. Dolayısıyla yine buradaki soru işareti değerimiz 24 çarpı yüz ...bölü 75'e gidecek. Aslında aynı formüle biz ulaştırmış olacağız. Buradan da yine kütlece %32 olduğunu hesaplayabileceğiz. Benzer şekilde 15 gram tuzun 45 gram su içerisinde çözünmesiyle ilgili diyor. Bakın arkadaşlar burada tuzu vermiş çözündüğü suyu vermiş. Bize toplam çözelti kütlesini vermemiş. Dolayısıyla benim bunu kullanmam lazım. Kütlece yüzey nasıl buluyoruz dedik. Çözünen kütlesi yani 15 gram bölü çözelti kütlesi. Dolayısıyla bu sefer toplama almam gerekiyor. 60 çarpı 100 dediğim zaman ben kütleci yüzde derişimine ulaşırım. Hemen işlemlerimizi yapalım o zaman. Şunlar sadeleşsin sıfırlardan kurtulalım. 15 ve 6'yı sadeleştirecek olursam şöyle onla da sadeleştireyim. Burada 5 kalsın. Burada 3 kalsın. 3 ile 15'i sadeleştirirsem burada 5 kalır. Dolayısıyla kütleci %25 değerine ulaşmış olur. Bunu başka türlü nasıl yapıyorduk peki? 45 15'te 60. 60 gramın 15 gramı tuzsa yüzde kaçı tuzdur der. Gene aynı işlemi yapar. Gene kütlece yüzde 25 derişme ulaşırım diyeceğiz. Biraz daha sorularla pratiğimizi artıralım o zaman. Derişimi kütlece yüzde 40 olan 80 gram tuzlu su için bize en vay çeşit soru çıkabilir. Yani bir derişim veya çözelti kütlesi veya çözünen kütlesi verebilir. Herhangi bir bilgi verip bizden istediği birçok şeyi sorabilir. Kaç gram tuz içerir? Hemen bunu hesaplayacak olursak. Biz şimdi kütlece yüzde derişimi biliyoruz. 40 eşittir diyoruz. Çözünen kütlesi. E zaten burada x diyeceğimiz değer olacak mesela. Çünkü tuzun kütlesini soruyor. Bölü çözelti kütlesi 80 olduğunu biliyoruz. Çarpı 100 dediğimiz anda biz aslında içerdiği tuzun kütlesini hesaplamış olacağız. Burada hemen sayısal işlemlerimizi yapabiliriz. Sıfırlar gitsin. Bu sıfır da bununla gitsin. X dediğimiz değer ne eşit olacak? 8 çarpı 4'ten 32'ye eşit olacak. Demek ki benim elimde 32 gram tuz varmış. Kaç gram su içerir diyor. Şimdi bunu hemen bu soruyu çözdüğüme göre şöyle yapabilirim. 80 toplam kütleydi. Bunun 32'si tuz ise geriye kalan 48 suyun kütlesidir deyip geçebilirim. Veyahut eğer bu bilgiyi hiç vermeseydi ve doğrudan suyu soruyor olsaydı bu sefer ne yapacaktım? Diyecektim ki bunun kütlece yüzde kırkıymış e, tuz olan. Buna göre benim elimde toplam kütle nedir? 80 gramdır. E, tuzun kütlesi ne olacak peki? Mesela x kütlesi suyun kütlesi ise x 80 x dediğim değerde bana tuzun kütlesini verecek. Toplamları 80, X suyun kütlesi ise 80 X bana doğrudan tuzun kütlesini verecektir. Buradan X'i çekerek 48 cevabına yine ulaşabiliriz. 8 gram tuz eklenirse kütlece yüzde kaçlık olur diyor. Bakın 8 gram tuz ekliyormuşum. Şimdi yapacağım işlem ne? Benden kütlece yüzde kaçlık olduğunu soruyor. Ne yapıyorduk? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi. Şimdi 8 gram tuz eklediğim zaman benim başlangıçta tuz kütlem kaçtı? 32 gramdı. 8 gram daha ekledim. E 40 gram oldu. Peki çözelti kütlesi ne oldu? 80 gramdı. 8 gram daha ekledim. Bu sefer 88 gram oldu. Çarpı 100 dediğim anda ben kütlece yüzde derişime ulaşmış olacağım. Hemen sadeleştirmeleri yapıp işlemi tamamlayabilirim. 4 ile sadeleştirelim mesela. Burası 11 kalsın. Burada 10 kalsın. Direkt ben biz kütlece yüzde değerini 1000 bölü 11 e, şeklinde ifade edip geçebiliriz. Eğer 8 gram tuz ekleyecek olursam bu şekilde bulun. Genellikle şur şurada yamuluyoruz arkadaşlar. Buraya 8 ekliyoruz. Ancak buraya 8'i eklemeyi unutuyoruz. Bu durumda çözelti kütlesini eklememiz gerektiğini ihmal etmiş oluruz. Dolayısıyla cevabı da yanlış bulmuş oluruz. 20 gram su eklenirse ne olur diyor peki? Tuz eklediğimiz zaman hem çözünen çözünen kütlesini hem de çözelti kütlesini değiştirmiş oluyorduk. Peki su eklersem bu sefer Çözünen kütlesinde hiçbir değişikliğe sebep olmuyorum. Gene kütleci yüzde derişimi bulmaya çalışıyorum. Üstte yazacağım? 32 gram tuz vardı. Hala daha 32 gram olduğunu biliyoruz. Çünkü tuz eklemedik. Paydaya ne yazacağız peki? Toplamda 80 gramdı. 20 gram daha su ekleyince toplam kütle 100 gram oldu. Bunu da yüzde çarptığım zaman kütleci yüzde derişime ulaşıyordum. E zaten sadece şu kafadan ve kütleci yüzde 32'lik bir karışıma ulaştığımı hesaplamış oluyor. Peki birden fazla çözelti birbiri içerisinde karıştırırsam ne olur? Burada kullanacağım formül şu olacak arkadaşlar. Birden fazla çözelti var. Farklı kaplarda ben bunları büyük bir kabın içerisinde hepsini birleştiriyorum. Kaç tane olduğu fark etmiyor. Yapacağım işlem ne olacak? Birincinin kütleci yüzdesi çarpı birincinin kütlesi. Artı ikincinin kütleci yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi. Kaç tane varsa hepsi için bunu yapacağım. Eşittir diyeceğim son durumdaki kütleci yüzlem çarpı son durumdaki toplam kütle değeri. Bu işlemi yaptığım anda ben son durumdaki kütleci yüzdeyi bulmuş olacağım ve şunu unutmuyoruz. Her zaman için ...en büyük en küçük arasında bir değer elde edeceğim. Bunun dışında çıkmaz. Yani ben %50'lik ve yüzde %30'luk iki çözeltiyi birbiri içerisinde karıştırıp... ...%60'lık yeni bir çözelti elde etme şansına sahip değilim. Buradan bulacağım değer her türlü bu 50 ve 30 arasında olacak. Tabii ki kimin kütlesi daha fazlaysa ona daha yakın bir değer olacak. Mesela burada yapacağım iş, işlemde %30'a daha yakın bir değer bulmuş olmamız gerekecek. Hemen işleme başlayalım o zaman. Bize ne diyor... Birincinin kütlece yüzdesi 50'ymiş. Çarpı toplam kütlesi 80'miş. Artı ikincinin kütlece yüzdesi 30'muş. Çarpı toplam kütlesi 120'ymiş. Eşittir diyeceğiz. Son durumdaki yüzdemiz bizden bulmamızı istediği şey bu zaten. Çarpı son durumdaki toplam kütle. Peki toplam kütle kaç? 80 gram bul vardı. 120 gram da bu geldi. Toplamda 200 gram oldu kütleyi biliyorum yani zaten son durumdaki. Şimdi sadeleştirmeleri yapacak olursam hemen bu sıfıra karşılık iki taraftan da birer tane sıfır götürmemde herhangi bir sakınca yok. E bu sıfırı da götüreyim. Şu sıfırlardan da kurtulalım. O zaman ne geldi? Şimdi 40 buradan geldi. Artı 3 çarpı 12'den 36 buradan geldi. Yeni bulacağım yüzde çarpı 2'ye eşit oldu. 76 bölü 2 dersem 76 bölü 2 buradan gelecek. Dolayısıyla kaç bulacağım peki? 38 cevabına ulaşacağım. Demek ki bunlar arasında oluşan yeni çözeltinin derişimi yüzde 38'miş. Az önce söylediğimiz gibi 50 ve 30'dan 30'a daha yakın bir değer geldi. Aralıkta geldi ve buna daha yakın bir değer geldi. Çünkü bunun kütlesi daha fazlaymış. Bir diğer soruyla pratiğimizi biraz da artıralım. Kütlece %20'lik 200 gram tuzlu su ile kütlece 35'lik kaç gram tuzlu suyun karıştırılmasından kütlece %25'lik bir çözelti elde edilir diye sormuş. Şimdi formülümüz neydi bizim? Bundan kütlece %20'lik almışız ve 200 gram olduğunu söylüyor. Artı dedik kütlece %35'lik başka bir çözeltimiz varmış ve bundan M gram almışız kütlesini bilmiyoruz. Bu ne eşit olacak peki? Kütleci %25'lik yeni bir çözelti elde etmemizi sağlayacak. Peki bunun kütlesi nedir? Şimdi 200 gram bundan almışım. M gram da bundan almışım. Bilmiyorum. Ancak toplamlarının 200 artı M olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Buna göre işlemlerimizi yapacak olursak. Şimdi 20 çarpı 200'den hemen buranın 4000 olduğunu yazabiliriz. Artı 35 m buradan geldi eşittir 25 çarpı 200'den buranın 5000 olduğunu söyleyebiliriz artı 25 m gibi bir değer geldi parantezin içerisinde dağıttık. Şimdi ne yapalım Şimdi 25 m'i bu tarafa alalım eksi olarak ne kaldı 10 m kaldı. Bu 4000'i karşı eksi olarak attığımız zaman buradan da 1000 bulduk. Buna göre onları da sadeleştirdik. M dediğimiz değer kaçmış? 100 grammış. Yani ikinci çözeltimizden biz sadece 100 gram kullanmışız ki bunların karışımından kütlece yüzde 25'lik yepyeni bir çözelti elde etmişiz. Dikkatinizi çekerse kütlesi büyük olan buydu ve buna daha yakın bir değer elde etmiş olduk. Bir diğer formülümüz bir diğer derişim çeşitimiz ise hacimce yüzde derişimdi. Aslında işlemsel olarak Neredeyse hiçbir fark yok. Hacimce yüzde yine çözünenin hacmi ...böyle yine çözeltinin hacmi çarpı yüz şeklinde bulunabiliyor veya oran orantı kurabiliyoruz. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kütlece yüzde de kütlenin korunumu kanunu diye bir kanun var. Dolayısıyla birinden aldığın kütleyle diğerinden aldığın kütleleri topladığın zaman yeni çözeltinin toplam kütlesini elde edebiliyorsun. Ancak hacimde böyle bir şey yok. Hacmin korunumu kanunu diye bir şey yok. Yani ben 50 mililitre alkolün üzerine 50 mililitre su eklersem 100 mililitre hacime sahip olacağım diye bir şart yok. Buradan biraz daha küçük bir hacimde elde edeceğim kesindir hatta. Çünkü aralarında bir girişkenlik oluşur. Mesela 97 mililitrelik bir çözelti elde ederim. Burada peki ben %50'lik bir çözelti elde etmek istiyorsam ne yapacağım? Bu sefer yapacağım şey olacak. 50 mililitre alkol alacağım. Suyla bunun hacmi 100 mililitreye gelene kadar ekleyeceğim. Yani ekleyeceğim su miktarı belli değil tamamlayacağım yer belli bu sefer. Hemen sorular örneğinden üzerinden devam edelim o zaman. 45 mililitre alkol içeren 80 mililitre alkol su çözeltisinin derişimi hacimce yüzde kaçlıktır diyor. Bakın bizi çözeltinin hacmini vermek zorunda. Yani alkolün hacmi bu suyun hacmi bu buna göre hacimce yüzdeyi hesapla dememesi lazım. Bazı sorularda hatalı bir şekilde bu ifade kullanılıyor. Çünkü hacimce yüzdeden bahsediyorsak bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Bize ne diyor peki? hacimce yüzdeyi hesaplamamızı istiyor. Diyor ki 45 mililitre alkol içeriyor ve toplamı 80 mililitreden oluşuyor. Alkol su çözeltisinin toplam hacmi bu. Bunu yüzde çarptığımız zaman hacimce yüzde değerine ulaşmış olacağız. Hemen sadeleştirmelerimiz, işlemlerimizi yapıp sonuca gidelim o zaman. Şu sıfırlardan kurtulalım. 45 bölü 8. E, ee, bunu direkt ben aslında sıfırla da çarpıp e, rasyonel bir şekilde de ifade edip bırakabiliriz. 450 bölü 8 gibi bir değere eşit olacaktır. 180 mililitre alkol su ile bir e, alkol su ile bir litreye tamamlanırsa oluşan çözeltinin yüzde derişimini soruyor. Yüzde derişimi hesaplarken ne yapıyoruz dedik? Alkolün hacmini alıyoruz önce. 180 mililitre olduğunu söylüyor. Ve bunu nereye tamamlıyormuşuz? 1 litreye tamamlıyormuşuz. Yani çözeltinin hacmi 1 litre olacakmış. Dolayısıyla 1 litreyi ben tabii ki mililitreye çevirmem gerekiyor. Birini mililitre, diğerini litre cinsinden alamam tabii ki. Bunu yüzde çarptığım anda ben e, hacimce yüzde değerine ulaşmış olacağım. Dolayısıyla ne yapalım? Hemen şu sıfırları sadeleştirelim. Bu sıfır da bununla gitsin ve çözelti derişiminin kütleci yüzde hacimce yüzde 18 olduğunu kolaylıkla hesaplamış olalım. Hemen yine örneklerle pratiğimizi biraz artıralım. Çok küçük miktarlar varsa işin içerisinde. Az önce ne dedik? PPM ve PPB gibi iki kavramdan bahsedeceğiz. PPM dediğimiz kavram milyonda bir tanecik demek. Yani her bir milyon gramda bir gram tanecikken bahsederken ya da bir kilogramlık bir çözeltinin içerisindeki bir miligramdan bahsediyorsan kullanacağın e, derişim türü olacaktır bu. PPB onun da binde biri çok 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 küçük derişimlerden bahsederken kullanacağız. Yani bir kilogramın içerisinde yer alan sadece ve sadece bir mikrogramın derişimini belirtirken kullandığımız ifade olacak. Mesela örnek olarak bunların hesaplamalarını bu arada 11. sınıfta yapıyor olacağız. Ancak şu anda sadece tanım olarak biliyor olmamız yeterli olacak. Havadaki karbondioksit derişiminden bahsediyorsak bu... 10 binde üçlük hacimce 10 binde üçlük bir miktarı ifade ediyor. Dolayısıyla çok çok küçük olduğunu görüyoruz. Hacimce 10 binde 3 diyeceğimize bunu yaklaşık değerini 250 ppm olarak ifade edebiliyoruz. Veya şebeke suyu kütlece böyle inanılmaz küçük bir e, Çinkon iyon derişimine sahiptir. Kütleci yüzde hesaplarken böyle bir sayı kullanmamız gerekiyor. Ancak biz onun yerine 200 pp gibi, gibi daha kullanışlı bir derişim birimine sahip olabiliriz. Tabii ki çözeltilerde derişimden bahsederken bu sadece karşımıza kütleci yüzde, hacimce yüzde veya basitçe e, ...hesaplanabilir sayılardan oluşmayacak. Günlük hayatımızda bazı değerleri ifade eden derişimler de olacak. Nedir peki? Özellikle aldığımız ürünlerin etiketlerinde illaki derişimden... ...yani maddelerin sahip oldukları oranlardan bahsediyor olacak. Mesela gıda maddelerinde besin değerlerini bize aslında de, e, derişim olarak verir. İçerdiği toplam kaloriden değil de mesela neyden bahseder? Her 100 gramın içerdiği kaloriden bahseder. Bu derişimi ifade eder... İçerik içeriğindeki madde miktarlarından işte karbonhidrattan ne kadar var? Her 100 gramında şu kadar karbonhidrat vardır. Her 100 gramında şu kadar yağ vardır. Oysa ki senin elindeki 3 kilogramdır. Dolayısıyla aslında onun 30 katını tüketiyorsundur. Katkı maddelerinden bahsedebilir. İşte boya maddelerinden, boyar maddelerden bahsedebilir. Ya da tatlandırıcı kütlelerinin derişiminden oranından bahsediyor olabilir. Veyahut Suyun sertlik derecesi sürekli karşılaştığımız bir kavram olacak. Suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum derişimi bize onun sertlik derecesini ifade ediyor olacak aslında. Gıdadaki derişimler az önce söylediğimiz gibi kütlece yüzde veya hacimce yüzdeden bahsediyor olabilir. Yani der ki bize her 100 gramlık senin tüketeceğin gıda maddesinde şu kadar yağ var, bu kadar karbonhidrat, bu kadar protein, şu kadar lif içeriyor ve her 100 gramda şu kadar kalori enerji tüketmiş olacaksın. Haberin olsun diye sana derişim oranı verir. O 8' senin tükettiğin madde 100 gram olmak zorunda değil ki. Sana bu, sor, bu da söylediği şey her 100 gram için ne kadar olduğudur. Benzer şekilde bir içecekten bahsediyorsak bunun hacminden bahseder. Her 100 mililitre içerisinde şu kadar iyon vardır. Veyahut mesela sodalarda edebilirsek pH değeri budur. Yani içerdiği H+ veya OH iyonlarının derişimini ifade eder bize veya o serlik sertlikten bahsederken kalsiyum magnezyum iyonlarının derişiminden bizi bilgilendirmiş olur. <laughs> Temizlik maddelerinde bazı derişimlerle karşılaşırız. Etiketlere baktığımız zaman mesela biz çamaşır suyunu gördüğümüz zaman yüzde %4-%5 aralığında Nacele o içerdiğini görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Kütlece yüzde %4'ü ya da 5'i e, o, asıl çamaşır suyunun etken maddesini içeriyordur. Geri kalan kısmı sudur veyahut koku maddesidir gibi e, bize derişimini belirter. Yani senin elinde 100 gram çamaşır suyu varsa bunu sadece 4 ya da 5 gramı asıl etken maddemizdir diye karşımıza çıkar. Veya kolonya aldığımız zaman kolonyanın üzerinde şöyle derece ifadesi görürüz. Çoğunlukla da 80 derecedir. Bu onun içerdiği alkolün hacimce yüzde değerini verir. Eğer her 100 mililitre kolonyanın 80 mililitresi alkolden oluşuyorsa bu onun 80 derecelik bir kolonya olduğunu gösterir. Sağlıkta bazı ilaçlarda özellikle karşımıza derişim türleri çıkıyor. Mesela tendür almaya gittiğimiz zaman bunun etiketinde yüzde ikisinin I2, yüzde beş gibi bir miktarının potasyum Yüzde 93'ünün ise Etil alkolden oluştuğu yazıyordur. Bu kütlece yüzde derişimini bizim için ifade ediyordur. Birkaç tane soruyla konuyu pekiştirelim. Şimdi derişim konusunu burada konu anlatımı olarak tamamlamış olduk. Pekiştirmek için yolumuza biraz devam edelim. <laughs> İçerdikleri su ve tuz kütleleri verilen X, Y ve Z çözeltilerinin Derişimleri arasındaki ilişkiyi belirtiriz diyor. Yani hangisi daha seyreltik hangisi daha derişik bunu bir tespit et diyor. Yapacağımız iş neydi? Çözüncü miktarlarını birbirine eşitlersek çözü, çöz e, derişim, çözünen derişimleriyle ilgili yorum yapabiliriz. Buna göre ekoklarından yürüyelim. Şimdi hepsi 120'ye bölünebiliyor. Dolayısıyla ben bunu 4 <laughs> ile çarparsam 120 gram su elde ederim. Bunu 4 ile çarparsam 44 gram tuz elde ederim. Burayı üçle çarparsam 120 gram su elde ederim. Burayı da üçle çarparsam aynı sayılarla genişletmem gerekiyor tabii ki. Ne elde ederim? 42 gram tuz elde ederim. Bunu 2 ile çarparsam 120 gram su elde ederim. Bunu 2 ile çarparsam 40 gram tuz elde ederim. Dolayısıyla ben bu genişletme işlemini yaptığım zaman üçünden de suyun kütlesi birbirine eşit oldu. Şimdi çözücünün kütlesi birbirine eşitlendiği zaman çözünen kütleleri doğrudan derişimler arasındaki ilişkiyi verecektir. Yani Z buradaki en büyük derişime sahiptir. Ardından Y geliyordur. Ardından da X en az derişik olan, en seyreltik olan çözeltimizdir diyebiliriz. 20 gram tuz içeren kütlece yüzde bir tuzlu su çözeltisine kaç gram kütlece yüzde yirmilik çözelti ilave edersek kütlece yüzde yirmi bir çözelti elde ederiz. Yani İki farklı çözeltiyi karıştırıp yeni bir çözelti elde ediyormuşuz. Burada kullanacağımız formül neydi? Yüzde bir çarpı m1 artı ikincinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi eşit olacaktı. Son kütle yüzde çarpı toplam kütle şeklinde ifade ediyorduk. Buna göre birincinin yüzdesi kaçmış? 40 ve 20 gram tuz içeriyormuş. Buraya dikkat arkadaşlar. Kütleci yüzde 40'lık ve 20 gram tuz içeriyor. Hemen bunun çözelti kütlesini hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplıyorduk peki? Yüzde eşittir çözünen bölü çözelti çarpı yüz şeklinde ifade ediyorduk. Yüzdenin 40 olduğunu bana söylemiş zaten. Eşittir diyeceğiz. Çözünen kütlesi 20 bölü Çözelti kütlesi bizim bulmaya çalıştığımız şey zaten. M1 değerini buraya yazacağız. Çarpı 100 şeklinde hesaplama yapabiliriz. Dolayısıyla ne gelecek buradan? Hemen sadeleştirmelerimiz, işlemlerimizi yapacak olursak. Şu sıfırlardan kurtulalım. Bu iki bununla sadeleşsin. Burada iki kalsın. M1 değerine eşit oldu şimdi. 100 bölü 2'den 50'ye eşit oldu. Hemen çarpı 50 olarak buraya yazdık. Doğrudan burada gördüğümü yazamam buraya. Çünkü 20 gram kütleci yüzde 40'lıkmış, 20 gram tuzun kütlesiymiş. Benim için önemli olan çözeltinin toplam kütlesiydi. İkinci çözeltim e, kütlece yüzde 20'likmiş. Çarpı kaç gram diyor. Zaten soru burada M2 kütlesini ben burada bulmaya çalışıyorum. Eşittir diyeceğiz. Kütlece yeni yüzdemiz neydi? 25 olarak bize vermiş. Çarpı toplam kütle. Peki toplam kütle ne? Demiştik ki birinci çözeltinin kütlesi 50. ikinci kütlenin çözeltisi M2. Dolayısıyla 50 artı M2 benim buradaki toplam kütlem olacak. O zaman hemen işlemlerimizi yapacak olursak. 40 çarpı 50'den burada ne geliyor? Tabii ki 2000 geliyor. Artı 20 tane M2 var benim elimde. Eşit olacak. Bunu parantez içerisinde dağıtırsam 25 çarpı 50'den ne geliyor burada tabii ki 1250 gibi bir sayıya ulaşıyorum. Artı 25 tane M2'ye ulaşıyorum. Şimdi bu 20 M2'yi karşıya atarsam burada benim 5 M2'm kalmış oldu. Bu tarafta sadece 5 M2 kaldı. 1250'yi bu tarafa eksi olarak atarsam burada da 750 kalmış oldu. Dolayısıyla 5 M2 750 eşittir. M2 değeri ne oldu? Peki 750 bölü 5'ten 150 gibi bir sonucu ulaşmış oldum. Yani benim elimde 150 gramlık ik ikinci çözeltiden ilave edeceğim ki çözeltinin kütlesi yüzde 25'lik olabilsin. Bir tane de ÜSYM tarzı soru çözelim o zaman. İyice mevzuyu pekiştirmiş olalım. İçerdikleri tuz ve su kütleleri verilen yukarıdaki çözeltilerden hangileri kütlece yüzde kırklıktır diye sormuş. Şimdi kütlece yüzde kırklık olanı bulmaya çalışıyoruz. Birinci çözeltiye bakacak olursak. Nasıl buluyorduk kütlece yüzdeyi biz? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. Çözünen kütlesinin 40 olduğunu söylemiş. Çözelti kütlesi ne oluyor peki? 140 oluyor toplamlarını alacağım için. Çarpı 100 dersem ben kütlece yüzde derişime ulaşmış olurum. Dolayısıyla buradan 40 gelemeyeceği için 1 olmadığını anladık. İkinciye bakacak olursak benim elimde 20 gramlık bir çözünen varmış. Bölü toplam kütle ne oldu? 20 artı 30'dan 50 oldu. Çarpı 100 dediğim anda ben kütleci yüzde değerini bulmuş olacağım. Hemen yapacak olursak 50 ile 100'ü sadeleştirelim. 2 kalsın. 2 çarpı 20'den de yüzde 40 olduğunu bulmuş olduk. Dolayısıyla ikinci soruda kütleci yüzde 40 elde ettik. Üçüncü ifadede ne olacak peki? 40 benim çözünen kütlem bölü çözelti kütlem 40 artı 140'ten 180 çarpı, çarpı 100 dediğim zaman buradan da yine 40 bulma ihtimalimin olmadığını görüyoruz. 40 olabilmesi için paydanın 100 olması gerekiyor çünkü. Dolayısıyla 1 ve 3 de bu özelliği taşıyamayız. Sadece ve sadece ikinci çözeltide kütlece %40'lık bir derişime sahip olabiliriz. O zaman ne yapalım? Ödevlendirmemizi bir yapalım. Tonguç'tan Tak Kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Hepimiz de var artık biliyoruz. Yaptığımız kısım neydi? Hemen şöyle bir bakacak olursak. Ee, çözümü olayını tamamlamış ve çözeltilerde derişim kısmını bugün bitirmiş olduk. Yani 100. sayfadan 106. sayfaya kadar ödevimiz var arkadaşlar. takkim kimya kitabından hemen neler varmış şöyle birlikte bir göz atalım. Fark kimya kitabında çözeltilerde derişim kütlece yüzde derişimle başlamış oluyor ilk olarak. E çözeltilerde derişimi tanımladıktan sonra sayfalarda bizim karşımıza bir tane çözümlü örnek çıkıyor. Çözümlü örnekle birlikte bir kazanımla ilgili bize bilgileri kazandırıyor. Ardından iki tane test sorusu yine bu kazanımla ilgili bizi desteklerken sonrasında bir tane boşluk doldurma ve bir tane yazılı tipi soru bizi bekliyor. Ardından diğer kazanımlar içinde aynı şekilde çözümlü örnek ve sorular bizi bekliyor oluyor. Bölümü bitirdikten sonra yani çözeltilerde değişim kısmını güzelce tamamladıktan sonra ise bir test tarama testi bizi burada bekliyor oluyor ve sonrasında koligatif özellikler için hazır hale gelmiş oluyoruz. Ödevimizi de tamamlayıp burada tekrardan buluşalım arkadaşlar. O zaman şu anda ne zamanı? Tabii ki ödüllü soruyu cevaplandırma zamanı. Yorumlarda paylaşmayı unutmuyorsunuz ödüllü sorunun cevabının. Hepinize iyi çalışmalar tekrar görüşmek üzere.